sayılar toplamını anlatacağım. Normal bir polinom bize verildiği zaman sabit terimi zaten bellidir. x kare artı x artı bir polinomun bakın sabit terimi budur. x ile olmayan terime biz sabit terim diyoruz. Yine px eşittir x eksi 2 de sabit terimimiz eksi 2'dir. Her zaman böyle bize polinomu vermeyebilir arkadaşlar ya da farklı polinomların sabit terimini sorabilir. O zaman yapacağımız pratik bilgi şudur x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda biz polinomun sabit terimini buluyoruz. Gerçekten dikkat edin. Burada p0 yapalım buraya bakın. x gördüğüm yere 0 yazayım. Gerçekten polinomun sabit terimi ortaya çıkıyor. Yine burada da x yerine 0 yazdığımda polinomun sabit terimi ortaya çıkıyor. İşte bu şekilde sorularda bizden sabit terim istediği zaman x gördüğümüz yere 0 yazarsak sabit terimi bulacağız. Bakalım şimdi mesela bu soruya. Hatta ben buraya bir px de ekleyeyim. Px'in, Px eksi 1'in, P2x artı 1'in ve Px kare eksi 2'nin tek tek sabit terimlerini bulayım size. İlki sıkıntılı bir şey değil. Px'in sabit terimini buradan bile görebilirsiniz. Zaten eksi 4 olduğu belli. Soruda yoktu ben ekledim onu. Px'in sabit terimi arkadaşlar eksi 4. Ve ne yaptım? X yerine gerçekten 0 yazdım. Pat 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 bunlar gitti. Böylece cevap eksi 4 oldu. Şimdi önemli durum. Px eksi 1'in arkadaşlar sabit terimini isterse tek tek Px eksi terimi bulacağız. Hayır. X gördüğünüz yere 0 yazın. Kuralımız bu çünkü. Artık neye dönüştü soru? Benden px eksi 1'i istiyor arkadaşlar. P eksi 1'i istediği için de ne yapacağız? X gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız mecburen. Anladınız mı? Bakın bu çok önemli. Evet ben polinomun sabit terimini buluyorum. Yalnız hangi polinomun sabit terimini buluyorum? px eksi 1'in. O yüzden x gördüğüm yere 0 yazınca mecburen bakın polinom neye dönüşüyor? p eksi 1'e. O zaman yukarıya eksi 1 yapmak için x gördüğüm yere eksi 1 yazmalıyım. 5 artı 4 eksi 1 eksi 4. Buradan da ne oldu bakın? 4. Demek ki px eksi 1'in sabit terimi arkadaşlar 4'müş. P2x artı 1'i bulayım. P2x artı 1'de de yine sabit terim bulmak için özel bir yorum yapmıyorum. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. Bu soruda neyi bulmam gerekti o zaman? P1'i bakın. X eşittir 0 için P1'i bulmak zorundayım. Bundan dolayı da X gördüğüm yere ne yazmalıyım başlangıçta? P1 olması için artık 1'i yazmalıyım. 5, eksi 4, artı 1, eksi 4. Buradan da 6 eksi 8'den eksi 2 oldu. P2x artı 1'in de sabit terimi eksi 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi Px kare eksi 2'nin sabit terimini bulmak için x gördüğüm yere 0 yazarsam neyi bulmak zorundayım? P eksi 2'yi. Böylece arkadaşlar P eksi 2 olması için burada x gördüğüm yere artık ne yazmalıyım? Eksi 2. P eksi 2 eşittir. Eksi 2'nin karesi 4, 5 kere 4, 20. Eksi 2'nin kübü Eksi 8 bir de 4 ile çarpıyoruz. 32, eksi 2, eksi 4. Buradan da 52, 6 çıktı. 46 oldu arkadaşlar. P eksi 2. Yani Px kare eksi 2'nin sabit terimi. Burada mevzu şu arkadaşlar. Neyi sorarsa orada x yerine 0 veriyoruz. Bakın hemen bu 3 örnek 4 örnekten sonra şu örneği de yapayım size. Benden ne istiyor Qx polinomunun sabit terimi? Polinom sorularında her zaman sizden istenen önemli arkadaşlar. Verilene önce bir takılmayın. Q3x-3 verilmiş. Q3x-3'ün sabit terimi nedir deseydi soru? Direkt 5. Hiç tartışmaya gerek yok. X yerine 0 yaz. Gördüğünüz gibi Q3x-3'ün sabit terimi 5'tir. Yalnız benden Q3x-3'ün sabit terimini istemiyor. Neyin sabit terimini istiyor? Qx'in. Qx'in sabit terimini bulmak için temel bilgimiz ne? X yerine 0 yazmak. O zaman benden bu adam aslında Q0 istiyor arkadaşlar. Böylece Q0 olması için X yerine ne yazmalıyım? 1. X yerine 1 yazıyorum. O zaman gerçekten Q0'ı bulmuş oluyorum. 6 4 5'ten de arkadaşlar 11-7'ymiş bakın. Bu şekilde Qx'in sabit terimi 7. Burada ne var? Px polinomunun sabit terimi soruluyor. Bakın x gördüğüm yere ne yazmalıyım? 0. Önce bu. O zaman x yerine 0 yazarsam eksi a çarpı p 0 eşittir. x gördüğüm yere 0 yazdım. 0 eksi a kare artı 2, 0 4. p 0'ı bulmak için de o zaman eksi a kare 4'ü eksi, eksi a'ya bölmeliyim. Gördüğünüz gibi cevap ne geldi? A kare artı 4 bölü A. Yalnız arkadaşlar A'yı bilmiyoruz. O zaman A'yı ne yapmam lazım? Bulmam gerekiyor. Bu soru gerçekten bu anlamda güzel. Yani şıklarda şöyle bir şey görmeyeceksiniz. Ben tamam sabitlerim için x yerine 0 yazdım. A kare artı 4 bölü A değildir cevap. Niye? Orada A aslında bulunması gereken bir şey. Nasıl bulunacak? Onu göstereyim şimdi. Bu yaptığımız yanlış olmamasına rağmen sildim arkadaşlar. Çünkü soruda A'yı bulamadığımız için orası tıkanacak. Kenarda dursun. Zaten yazdıysanız durur. Ben şimdi şunu söyleyeceğim size. A'yı bulmamız gerektiğini anladık ya. Burada arkadaşlar X yerine A yazarsak. Bu sorular biraz ezber soru tipidir. Böylece bakın A X A 0 komple sağ, sol taraf 0 oldu. A kare eksi A kare X yerine A yazmıştım. 2a x 4 neye eşit oldu? 0. Demek ki aslında a arkadaşlar 2 imiş. Gördünüz mü? Akareler birbirini götürdükten sonra. Artık o zaman x eksi 2 çarpı px'in x kare artı 2x eksi 8 olduğunu anladım. a yerine 2 yazınca. Hatta bu çarpanlarına ayrılır. x artı 4 çarpı x eksi 2'dir. x eksi 2'ler de sadeleşir. Px arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında direkt x artı 4'müş. O zaman Px polinomunun sabit terimi için x yerine 0 yazarsak P0 ne oldu? 0 artı 4'ten 4. Demek ki gördüğünüz gibi polinomun sabit terimi 4'müş arkadaşlar. Güzel bir soruydu bu da. Gelelim arkadaşlar polinomun katsayılar toplamına. Basit bir polinom yazayım size. Px polinomu 3x küp artı x kare Eksi x artı 7 olsun Katsayı arkadaşlar değişkenlerin ve sabitlerin toplamıdır Bakın mesela x küpün katsayısı 3'tür x karenin katsayısı 1'dir x'in katsayısı eksi 1 7'yi de almayı unutmayın niye biliyor musunuz çünkü aslında o da x üzeri 0'ın Katsayısı O yüzden Artı 7'yi de almak zorundayım. Böylece katsayılar toplamı ne oldu? 4, 7 daha 11. 1 de çıkardık. 10 oldu gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar her seferinde uğraşacağımız sorular olmayacak. Hatta bazı sorularda polinomu bile vermeyebilir. Mantığımız şudur. X gördüğümüz yere 1 yazmak. Eğer X gördüğümüz yere 1 yazarsak kat sayılar toplamı da buluruz. Mesela burada yapayım bakın. 3, 1 koydum 1, 1 koydum eksi 1. Burada zaten yine 1 üzeri 0'dan 1 yani 7. Toplamda da o zaman ne oldu? Bakın yine aynı şekilde 10 gelmiş oldu gördüğünüz gibi. Sorularda ne yapacağız yani sonuç olarak? X gördüğümüz yere 1 yazacağız. Katsayılar toplamını bulacağız. O zaman toparlarsak sabit terim için x eşittir 0. Katsayılar toplamı için de x eşittir 1 vermemiz katsayılar toplamını buldurur bize. Arkadaşlar şimdi gelelim katsayılar toplamına. Katsayı değişkenin önündeki sayıdır. Örnek Px polinomunun 3x kare artı 2x eksi 7 olduğunu söyleyeyim size. x karenin katsayısı 3'tür. x'in katsayısı 2'dir. Eksi 7 de aslında x üzeri 0'ın katsayısı olduğu için o da bir katsayıdır arkadaşlar. Böylece bunun katsayılar toplamı 5 eksi 7'den eksi 2 gelir. Ya da bir polinom olsun şurada px eşittir x kare artı 2x şeklinde kat x karenin katsayısı 1'dir. x'in katsayısı 2'dir. Katsayılar toplamı 3 olur arkadaşlar. Burada biz her seferinde bununla uğraşmak yerine şunu yapacağız. x gördüğümüz yere 1 yazarsak arkadaşlar katsayılar toplamını bulabiliriz. Bakın mesela bu soruda 3, 2, eksi 7 yine cevabı bulduk. 1, 2 daha 3 cevabı yine bulduk. Katsayılar toplamı için x eşittir 1 yapıyoruz. Şimdi hemen bu soruya bakalım buna göre. p2x artı 1 polinomu x küp artı 3 x eksi 8 verilmiş. Önce a şıkkı diyeyim. p2x artı 1'in katsayılar toplamını sorsaydım. Direkt ne diyecektik? 1, 3, ve eksi 8. Toplamda ne olacaktı? Eksi 4. Yalnız bu ne? P2x artı 1'i verdi. P2x artı 1'in katsayılar toplamını sorsaydı direkt eksi 4 diyecektik, geçecektik. Ancak bizden ne istiyor? Px'in, Px eksi Px 2'nin Px küpün. Bir kere mevzumuz hep şudur. Sorulan önemlidir. Sorulan polinomda x gördüğümüz yere 1 yazarsak P1'i istiyor benden. P1 yapmak için x gördüğüm yere ne yazmam lazım üstteki denklemde? 0 yazmam lazım. O zaman bakın P1 oluyor gördüğünüz gibi. 0 artı 0 eksi 8'den eksi 8 oluyor. Px'in katsayılar toplamı anlaştık mı? Bakın diğerine geçiyorum. P2 x-2'nin katsayılar toplamı için x gördüğüm yerine yine ne yazacağım? 1. Onda hiç şaşmıyorum bakın yorumum hep aynı. O zaman P-1'i bulmam gerekiyormuş. P eksi 1'i bulmak için de x gördüğümüz yerine yazmamız lazım. Eksi 1 yazarsak eksi 2 artı 1'den eksi 1 oluyor. Böylece bakın P -1, eksi 1, eksi 1, eksi 3, eksi 8'den eksi 12 oldu arkadaşlar. P x eksi 2'nin katsayılar toplamı. Son olarak P x küp için x gördüğüm yere ne yazmalıyım yine? Her zamanki gibi 1 yazacağım. Onda hiç değişkenlik yok bakın hepsinde aynı. P1'i bulmak zorundayım. P1'i bulmak için de x gördüğümüz yere yine ne yazacağız? Sıfırı yazacağız. Demin zaten P1'i bulmuştuk. Bir daha uğraşmayalım. Eksi 8 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kat sayılar toplamı içinde x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. Tabi burada neye dikkat etmeliyiz? Sorulan polinom önemli. Verilen polinomda da arkadaşlar bulmamız gereken değeri yazıyoruz. Bakın şimdi. Px-2 polinomunun katsayılar toplamı 5 olduğuna göre a kaçtır demiş üstteki polinomu da vermiş. Şimdi benim için burada sorulan önemli. Bakın burada katsayılar toplamı için x gördüğüm yere 1 yazacağım. p1-2'den p-1 -2'den P -1 5'miş. Bakın bu polinomun katsayılar toplamı 5'miş. Yani p-1 5'miş. O zaman üste gelirsek x gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımızda p-1 olur. Bunun da 5'e eşit olduğunu söylüyor. eksi 1'in kübü eksi 1, eksi 1 çarpı eksi 3, artı 3 artı a 5 eşit olması için a buradan 3 gelmiş oldu arkadaşlar. Gelelim bu soruya. Px bölü Qx eksi 1. 2x kare eksi 4x artı 5 eşitliği veriliyor. Px polinomunun katsayılar toplamı 12 olduğuna göre Qx'in sabit terimini bulalım diyor. Benim için sorulan önemli. Sorulanda da sabit terim için nedir? X gördüğüm yere 0 yazmalıyım. Yani Q0'ı bana soruyor. O zaman hemen soruda verilen ne var? QX-1. O zaman x eksi 1'i 0 yapmak için x yerine ne koymamız lazım burada? 1. Artık yazıyorum bakın. x yerine 1 yazarsam burada p1 olur. Aşağısı istediğim q0 olur. 1 yazdığım için 2 eksi 4 artı 5. 7 eksi 4'ten 3 oldu. Böylece arkadaşlar Q0'ı bulabilirim. Niye? P1'i zaten adam bana vermiş. Katsayılar toplamı bakın işimize yarıyor. Yani P1 eşittir 12 oluyor. 12 bölü Q0 eşittir 3. O zaman Q0 ne olmalı? 4. 4 olursa 12 bölü 4'ten 3 olur. Bu şekilde arkadaşlar mümkün olduğunca sorulana odaklanın. Sorulana odaklanırsanız zaten diğer bilgiler kendiliğinden ortaya çıkıyor. Hiç merak etmeyin. Bakın şimdi böyle bir bağıntı vermiş. P2 x eksi 1 bölü Q x eksi 1 diye. x küp artı 2'ye eşit diyor. Bana neyi soruyor? Px eksi 2'nin katsayılar toplamını. Hemen şunu aldanma. Onu hallederiz zaten. Sen önce sorulana bak. Katsayılar toplamı için x'e ne vermen lazım her zaman? 1. 1 verince Px eksi 2'nin katsayılar toplamı ne oluyor? P eksi 1 oluyor. Artık yukarıya geri dönüyorum. P eksi 1 yapmak için x'e kaç vermen lazım o zaman burada? 0. Böylece bakın P-1 aşağıda da arkadaşlar x'e 0 verince Q-1 oldu. 0 verdiğimiz için 2'ye eşit geldi. Peki Qx-1 polinomunun sabit terimi nedir? X gördüğün yere 0 yaz demektir. Qx-1 neymiş? Eksi 3. O zaman Q-1 gördüğüm yere artık 3 yazıyorum. P-1 bölü 3 eşittir 2. İçler dışlardan P-1 arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 gelmiş oldu. Ezber bir bilgi vereceğim arkadaşlar şimdi size mecburen. Ee, bu çıkıyor e, sorularda kitaplarda sınavda sadece bir kere sordular ama biz işi riske atmayalım. Ben bunu öğreteyim size. Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı arkadaşlar p1 artı p 1 bölü 2'dir. Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı da p1 eksi p 1 bölü 2 olur. Bakın bu bir formül. Bunu kullanacağız. Örnek çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı a tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı b ise a eksi b nedir diyor. Bakın tek dereceli terimlerin toplamı p1 artı p eksi 1 bölü 2 yapılarak bulunuyor. O zaman yapıyorum p1 için x gördüğüm yere 1 yazıyorum 2 eksi 1 kübü 1 p1 1 oldu. Sonra p eksi 1 için x gördüğüm yere eksi 1 yazmam lazım. O zaman eksi 2 eksi 1'in kübü o da ne yapıyor? Eksi 27. O zaman 1 eksi 27 bölü 2'den arkadaşlar çift dereceli terimlerin toplamı ne geldi? Eksi 13 gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim tek dereceli terimler toplamına. Onun formülü de P1 eksi P eksi 1 bölü 2'dir. Böylece arkadaşlar P1'i ne bulmuştuk demin? 1. P eksi birine bulduk eksi 27. Bir de önünde eksi var artı 27. Bölü 2'den böylece ne oldu bu da 14. Bizden A eksi B'yi istiyordu A'yı eksi 13 bulduk B'yi 14 farklarını istediği için cevabımız eksi 27 gelmiş oldu. Burada da çift dereceli terimlerin katsayılar toplamının İki polinomun eşitliği şudur arkadaşlar aynı dereceli olan Terimlerin kat sayıları eşittir. Örnek burada x üzeri 5 var ya o zaman a direkt 2'dir. Her şeyleri eşit olacak yani. x küp var o zaman b arkadaşlar 3'tür Sol tarafta x'li terim var sağ tarafta yok. O zaman c sıfırdır. Çünkü bir tarafta var bir tarafta yok demek aslında yok demektir o. Sabit terimde arkadaşlar böylece ne olacak? a artı 1'e eşit olacak. Niye? Sabitlerde sabitleri eşit olduğu için... A'yı zaten 2 bulmuştum. Demek ki D'de 3'müş. O zaman toplamları B3, C0, D'de 3 olduğundan cevap 6 oldu. Bakalım. QX'i AX kare artı BX artı C vermiş. QX eksi 1, X eksi 4'ün karesi olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi... Burada QX eksi 1 vermiş ama QX'i istiyor fark ettiyseniz. O zaman ne yapacağız? En temel bilgi, fonksiyon bilgisi. Burayı X yapmak için X'e ne yazmalıyım ki içerisi X olsun? X artı 1. Böyle de görebilirsiniz. Gerçekten bakın. X gördüğünüz yere X artı 1 yazın. X artı 1 eksi 1. X artı 1 eksi 4'ün karesi. Gördünüz mü? Birler gitti. QX eşittir. X eksi 3'ün karesi oldu. Artık bakın QX'i buldum. Açarsam X kare eksi 6X artı 9 yapar. Demek ki A 1'miş. B eksi 6'ymış. C de 9'muş arkadaşlar. Toplamları da 9 eksi 6 3. Bir daha 4 yapmış oldu. Polinom eşitliği ile alakalı zaten sorular bu şekilde olanlar zor değil. Bazı şeyler de olacak. Onları birazdan vereceğim dereceyi anlattıktan sonra. Bir de şöyle kesirli olacak şekilde polinomlar verilecek size. Bunların A ve B şeklinde de iki bilinmeyeni olacak. Bunları bulmak için ne yapacağız onu anlatayım size. Tamamen payda eşitliği üzerine kurulu arkadaşlar. Polinom özel bilgisine gerek yok. X bölü X kare eksi 16 eşittir. A bölü X artı 4 B bölü X eksi 4 diyor ya. Ne yaparım bakın. Burayı X eksi 4 ile burayı da X artı 4 ile çarparım. Böylece ax eksi 4 a artı b x artı 4 b olur. Paydalar eşit olacağı için direkt komple pay paya eşit olmak zorunda artık. Nasıl olsa paydaları eşitledim. X'li terimlerin katsayıları neler? A ve B. O zaman A artı B birleşik X olsun. Sabitlerimiz de 4B eksi 4A eşittir X'e. O zaman X'li terim X'e eşit. Yani A artı B 1'e eşit. X'in katsayısı 1. Sabit var mı bakın yok. O zaman 4B eksi 4A da 0 olmalı arkadaşlar. Böylece ne oluyor? 4B eşittir 4A. B eşittir A. Yerine yazarsak. B yerine A yazayım. 2A eşittir 1. A 1 bölü 2 ise tabii ki B de 1 bölü 2 olacak. Çarpımlarını istiyor. O zaman 1 bölü 4. Bu şekilde bakın olmuş oldu çarpımları. Bir örnek daha yapayım hemen bununla ilgili. 2x artı 1 bölü x kare eksi 5x artı 6 eşittir a bölü x eksi 3 b bölü x eksi 2 diyor. Bakın bunu x eksi 2 ile bunu da x eksi 3 ile çarparsak böylece x kare eksi 5x artı 6 elde ederiz. Çünkü bunun çarpanları x eksi 3 ve x eksi 2'dir. Artık ax eksi 2a payda eşitliyorum bx eksi 3b eşittir 2x artı 1. x'li olanlar neler? a artı b çarpı x. x'in kat bakın. Sonra sabitlerimiz neler? Eksi 2a eksi 3b. Bu işte 2x artı 1'e eşit olacak. O zaman buradan hemen ne derim? a artı b 2'ye eşit olmalı. Sonra sabitimiz de 1 olduğu için eksi 2a eksi 3b de 1'e eşit olmalı arkadaşlar. Bundan sonra yukarıyı 2 ile çarpsak a'lar gider. 2b eksi 3b daha eksi b olur. 4 1 daha 5 yaptığı için b eksi 5 gelir. Bir tanesini de yerine yazarsam a buradan 7 olur. Farklarını istediği için 7 eksi eksi 5'ten cevap 12 olmuş olacak arkadaşlar. Polinom bölmesinde bu soruyu anlatacağım arkadaşlar. O yüzden geçiyorum şimdi onu. Polinomun derecesiyle ilgili bazı özel durumlar var. Onu anlatmam lazım. Polinomun derecesi neydi? En büyük dereceli x'in derecesiydi. Örnek px eşittir x üzeri 5 artı x küpün derecesine mesela biz 5 diyorduk. Bu şekilde bunu bir hatırlatayım. Şimdi burada bilgiler var bakın. İki tane polinomun derecesi m ve n olduğunda bunların toplamlarının derecesi büyüğün derecesine eşittir. Nasıl oluyor peki? Bir örnekle size göstereyim. Burada bakın anlatılanı şimdi örnekliyorum. Px mesela x üzeri 6 olsun. Qx de arkadaşlar x üzeri 4 olsun. Bunları taraf tarafa topladığınızda Px artı Qx ne oluyor bakın? x üzeri 6 artı x üzeri 4. Doğru mu? Haliyle gerçekten bu polinomun derecesi neye eşit oldu? 6'ya. İşte sonuç olarak polinomda hangisinin derecesi büyükse toplamın derecesi de ona eşittir. Bir örnekle göstermiş oldum. Gelelim çarpımın derecesine. Çarpımın derecesi arkadaşlar derecelerin toplamıdır. Aynı örnek üzerinden gideyim. px çarpı qx neye eşit burada? x üzeri 6 çarpı x üzeri 4. Tabanları aynı ise üstleri topla gerçekten x üzeri 10 oldu işte. arkadaşlar burada tabanları aynı olduğu için dereceleri toplayacağımız için aslında çarpımların derecesi derecelerin toplamına eşit gördünüz mü? Bu örnekle bakın isterseniz bir örnek daha göstereyim. px eşittir x kare Qx eşittir x küp olsun çarpınca bakın x üzeri 5 oluyor. Üstler toplamı. Bu şekilde bakın dereceler toplamı olacak. Bu mantıktan yola çıkarsak o zaman bölümlerinde de ne olur? Derecelerin farkı. Niye? Şu örnekten yola çıkarsak bakın x üzeri 6 bölü x üzeri 4 ne yapıyor? x kare gerçekten derecelerin farkı bize bölümün derecesini verecek. Dördüncüyü de şöyle açıklayayım arkadaşlar size yazayım önce. Şöyle bir örnekle göstereyim. Px eşittir x üzeri 5 olsun. Derece Px üzeri 4 nedir? Zaten polinom çok kolay bir polinom. Px üzeri 4 nasıl bulunur? X gördüğüm yere x üzeri 4 yazacağım. Bir de önünde üstünde 5 var. X üzeri 20 geldi. O zaman buradan şu sonuç çıkıyor. Şuradaki derece m olursa aynen oradaki gibi. X üzeri k'nın derecesi arkadaşlar. Zaten kendi derecesi m idi. Bir de üstüne k geldi. m çarpı k oldu. Çünkü üstün üstü çarpılır. Üstü sayılardan hatırlayın. Bir örnek daha göstereyim bakın. px x kare olsun. Bana dedi ki derece px üzeri 3. Bakın ne olacak? x üzeri 3'ün karesi olacağı için x üzeri 6 gerçekten üstün üstü çarpılır. 3 çarpı 2'den 6 da diyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar üstün üstü çarpılır mantığından dolayı Px üzeri k'nın derecesi k çarpı m'dir. Hatta polinomun k'nıncı kuvvetinin derecesi de yine k çarpı m'dir. Örneklendireyim hemen. Derece Px x kare olsun. Sana diyelim şunu dedi. Polinomun 6. kuvvetinin derecesi nedir dedi. E bu şu demektir. X kareyi 6 defa yan yana yaz. O zaman zaten tabanlar aynı. Üstler kaç tane olacak? 6 tane. 2 çarpı 6'dan X üzeri 12 olacak. İşte bakın yine buradaki 6 ile verilen polinomun derecesine çarptığınızda... ...size polinomun üstünün derecesi gelir. Bu yüzden derece P üzeri KX ile derece PX üzeri K aynı şeydir. Derece olarak. Polinom için aynı şeyi söyleyemem ama derecelerinde bunlar aynı şey çıkacaktır. Yani şöyle bir sonuç yazabilirim. Derece PX üzeri 5 ile derece... P üzeri 5 x aynı şeydir. İkisinin dereceleri de aynı çıkar. Ama gerçekte arkadaşlar derece hariç aynı olmayabilir. Örnek x artı 1 olsun polinom. Şöyle yazayım görünecek yere. Px polinomu arkadaşlar x artı 1 olsun. Bunun şimdi derecesi 1. P üzeri 5 yaparsanız da derecesi 5 olur. Px üzeri 5 yaparsanız da derecesi 5 olur. Ancak x artı 1'in 5. kuvvetiyle tabii ki x üzeri 5 artı 1 aynı şey midir? Asla. Polinomların sadece dereceleri aynı kendileri değil. Onu unutmayın söylemiş olayım. Şimdi bu verilen soruları bir yapayım size. Derece px çarpı qx 17 verilmiş. Derece px bölü qx 7. Olduğuna göre derece px kaçtır? Bakın şimdi px'in derecesi p olsun qx'in derecesi q olsun. İki polinomun çarpımının dereceleri toplamlarıdır arkadaşlar. Yani P artı Q 17 olacak. Tamam bakın üstte de kuralımız vardı unutmayın. Çarpımlarının derecesi derecelerin toplamına eşit. O yüzden P artı Q 17. Bölümlerinin derecesi de farklarıdır. P Q 7'dir. Taraf tarafa topladığımızda 2P 24 demek ki P'nin derecesi 12'ymiş. Güzel bir soru bakın. Px ikinci dereceden bir polinomdur. X kare çarpı Px kare artı 1 çarpı x eksi 1 polinomunun derecesini bulalım diyor. Bu soruyu çözmeden önce ben şöyle bir ek soru yazmak istiyorum. Px polinomunun derecesi 3 ise derece Px artı 2 nedir? Önce buna bakalım arkadaşlar. Şimdi hemen basitle bir örnek vereyim. X küp olsun mesela. X küp olduğuna göre Px artı 2 ne olur? X artı 2'nin kübü olur. E bu polinomun zaten en büyük dereceli terimi x küp diye gider. Diğerleri önemli değil. Çünkü niye? Derece demek en büyük dereceli x demek. O zaman arkadaşlar bu polinomun derecesi bakın şuradaki sayıya göre değişmiyor. Neye göre değişiyor? X'in üstüne göre değişiyor. Aynı şekilde şunu da deseydim. P 1000x bile desem yine arkadaşlar 1000x'in kübü olacak. Orada katsayı istediği kadar büyük olsun yine böyle oluyor. Demek ki buradan bir sonuç çıkıyor. Derece p ax artı b derece px'e eşit. Polinomun x'inin katsayısını değiştirsen, yanına sayı eklesen, çıkarsan polinomun derecesi değişmeyecek. Evet, polinom değişiyor gördüğünüz gibi 1000 x küp, 1000'in kübünün x kübü oluyor. x küple aynı şey değil. Ancak dereceye hiçbir katkısı yok. Bundan dolayı a artı b ile px'in derecesi aynı olduğundan sabitleri silebilirsiniz. Dereceye hiçbir katkısı olmayacaktır. Yani sanki sizden x kare çarpı px kare çarpı x'in derecesini istiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bir de px ikinci dereceden polinom demiş ya. Hiç polinomun ne olduğunu özel olarak düşünme. Sanki polinom x kareymiş gibi düşün. O zaman ne olur? x kare x kare olduğuna göre bir de üzerinde 2 var. Böyle oldu px kare. Bakın ben px'e x kare olsun dedim. Yanında bir de x var arkadaşlar. Gördünüz mü? O zaman x üzeri 2, x üzeri 4, x. Üstleri topla neye eşit oldu? 7'ye. Demek ki bu polinomun derecesi 7'ymiş arkadaşlar size polinomu özel olarak vermezse derece sorularında yapacağınız en güzel şey onu direkt ikinci dereceden mi x kare kabul etmek, onuncu dereceden mi x üzeri 10 kabul etmek bu size işlem kolaylığı sağlar bir de kafanızın karışmasına engeller arkadaşlar. Nasıl olsa zaten Px ile Px, Px artı b'nin dereceleri değişmiyor. O zaman en kolay polinomu seçmek sizin için her zaman en mantıklısı. Bir tane daha buna benzer örnek çözmek istiyorum iyice anlamanız için. Diyelim dedik ise derece px 3. Ve şunu sordu. x kare artı 1 çarpı px üzeri 2 eksi 1 derecesi nedir diye sordu bakın. Dediğim gibi sabit sayıların kat sayıların hiçbir katkısı yok dereceye silebilirsin. Görme. Eksi 1'i görme. Sanki x kare ile... Px karenin derecesini buluyormuş gibi düşün. Derece Px'e de 3 dedim ya bu polinomu x küp gibi düşün artık. Bakın x kare Px kare nedir? X gördüğün yere x kare yaz. X karenin kübü olmuş oldu. Bu da x kare çarpı x üzeri 6 yapar. Demek ki x üzeri 8. Yani bu polinomun derecesi 8'miş. Bu şekilde bakın gayet gıcık gibi görünen soruları arkadaşlar rahatlıkla yapabilirsiniz bu dediğim mantıkla. Hemen o zaman şu soruyu es geçerek bu alttaki soruyu göstereyim. Derece x küp artı 1. Sabit sayının hiçbir katkısı yok. Onu sil. Polinomun derecesini bilmiyoruz ya. P olsun şimdi. x küp çarpı x üzeri p. Gördünüz mü? Böyle yaptım hemen. Sonra x kare ne demektir? x gördüğün yere x kare yaz. Bir de üzerinde ne olacak? P olduğu için p. O zaman p x karenin derecesi içinde x üzeri 2p olmuş oldu. Gördünüz mü? Üstün üstü çarpılır. Artık Tabanları aynı. Üstleri topla. Burası zaten 2P. O zaman arkadaşlar P neymiş? 3'müş polinomun derecesi. Bilinmeyen bir polinom için derece sorularında sadece x üzeri p demeniz yeterlidir derecesini bilmiyorsanız. Biliyorsanız şu sorudaki gibi direkt x küp x kare falan yazabilirsiniz. Anlaştık mı? Bunlar böyle soru tipleri. Gayet güzel. Eğer farklı düşünürseniz uğraştırır ama böyle de kolayca gelir. Şimdi güzel bir soru modeli daha çözeyim px artı px artı 1 eşittir. 2x artı 5 olduğuna göre x nedir? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapmıştık demin. Bir geri döneyim bakın. İki tane polinomun derecesinin m ve n olduğunu söylediğinde şu bilgiye dikkat ederseniz toplamlarının derecesi neydi? Büyük olanın derecesine eşit. İkisinin de derecesi eşit olursa toplamları ne olur? Aynı derecede olur. Örnek Hemen yazayım bakın. Px mesela x kare olsa Px artı 1 de böylece x kare artı 2x artı 1 olur. Toplayınca dereceleri yine 2x kare artı 2x artı 1'den 2 olmaz mı? Gördüğünüz gibi aynı dereceli polinomları toplarsanız derece değişmez. Ve burada bu bilgiyi kullanacağız önce. İki polinomun derecesi aynıysa toplamın derecesi de aynıdır. Notumuz bu. İsterseniz kenara not edebilirsiniz. Peki bu soruda ne var? Bakın Px ile Px artı 1 var. Zaten katsayı dereceyi hiç etkilemiyordu. O zaman arkadaşlar bu ne demek? Bir kere bunun derecesi P ise bunun derecesi de P. Şu an bilmiyorum. Sonuç kaçıncı dereceden bir polinom? birinci dereceden bir polinom. O zaman bakın ikisinin de derecesi P olduğu için sonucun P çıkması lazım. Ve polinomun derecesi 1 çıktığı için demek ki aslında Px birinci dereceden bir polinommuş. Birinci dereceden bir polinom nasıl yazılır fonksiyonlardan hatırlayın. Birinci dereceden bir polinom ax artı b diye yazılır arkadaşlar. Doğrusal fonksiyon deriz biz buna. Doğrusal fonksiyonun da derecesi 1'dir. Çünkü x'in üstü 1. Bundan dolayı Px'in önce Ax artı 1 olduğunu anlayacaksınız bu sorularda. Sonra bir de Px artı 1'i yazacağız üşenmeden. Bakın şöyle. A, x gördüğüm yere x artı 1 yazdım. B oldu. Böylece Ax artı A artı B geldi. Bu ikisinin toplamı Ax, Ax daha 2 Ax. B, B daha 2B. Bir de A var. Neye eşit oldu? 2x artı 5'e. O zaman bu ne demek? 2A 2'ye eşit demek. Yani A 1'miş arkadaşlar. A 1 olduğuna göre 2B artı 1 de 5'e eşit olur. B yine ne geldi? 2 geldi. O zaman polinomun kendisi neymiş? X artı 2'ymiş arkadaşlar. Bu şekilde önemli bir soruydu bu. Şu soruyu çözeyim bakın. Px çarpı P3x 12x kare eksi 24x artı 9 olduğuna göre Px polinomunu bulalım. Bakın arkadaşlar Px'in derecesini bilmiyorum ama P diyebilirim. Katsayılar polinomun derecesini asla etkilemez. O zaman bu polinomun derecesi de P olur. İki polinomun çarpımının derecesi neydi? Toplamlarıydı. Yani P, P daha polinomların derecelerinin toplamı 2P geldi. Neden? Çünkü çarpımları verilmiş. Sağdaki polinom kaçıncı dereceden bir polinom? İkinci dereceden bir polinom. O zaman 2P2'dir. Yani PX arkadaşlar yine birinci dereceden bir polinommuş. Gerçekten birinci dereceden bir polinomla birinci dereceden bir polinomu çarparsanız ikinci dereceden bir polinom elde edersiniz. Demek ki o zaman yine PX neymiş arkadaşlar? AX artı B. Buradan P3X ne olur? 3AX artı B. Bunları çarparsak. Çünkü çarpımları bakın verilmiş. AX çarpı 3AX. 3A kare X kare. AX ile B'yi çarparsam. ABX. AX ile yine B'yi çarparsak burada. 3A BX. En sonunda da B'yi çarptığımızda B kare oldu. Demek ki 3A kare X kare. AB 4ABX artı B kare. Bu da neye eşit? 12 X kare eksi 24 x artı 9. Güzel. O zaman artık yorum yapabiliriz arkadaşlar. 1, 3'e kare 12'ye eşit olacak. Yani a buradan artı eksi 2 olabilir. 2, b kare de 9'a eşit olacak. b de buradan artı eksi 3 olabilir. Şimdi a 4 a b neye eşitmiş bu arada? Eksi 24'ü. O zaman iki sayının çarpımı negatifse birisi pozitif birisi negatiftir. A'ya ben 2 dersem B eksi 3 olur. A'ya eksi 2 dersem B de 3 olacaktır. O zaman arkadaşlar A 2 B eksi 3 olabilir. A eksi 2 B de 3 olabilir. O zaman yazıyorum. 1 polinom arkadaşlar 2x eksi 3 de olabilir. 2 polinom eksi 2x artı 3 de olabilir. Bu şekilde bakın. Gayet güzel hatta biraz da uzun bir soru oldu. Hem polinom eşitliği var işin içinde. Hem de arkadaşlar gördüğünüz gibi polinomların derecesi bilgisi var. Derece ile ilgili arkadaşlar şu son soruyu da çözeyim ondan sonra artık normal Bölme kısmına geçelim. Px bölü Qx'in derecesi 4. P küp x çarpı Q karenin derecesi 20 imiş. Px artı Q karenin derecesini soruyor. Şimdi P'nin derecesi P olsun. Q'nun derecesi de Q. Bir kere Q kare arkadaşlar ne olacak? 2Q olacak. Niye? Hemen aklınızda tutun. Bu X üzeri Q'dur. Bir de karesi var. O yüzden üstün üstü çarpılır. X üzeri 2Q olur. Demek ki P eksi 2Q 4'e eşit. Bunu da böyle X üzeri P olarak düşünürsek. Tabanlar aynı üstleri çıkar. P eksi 2Q 4. Aynı şekilde P küp. X ne olur? X üzeri P'nin kübü olacağı için üstün üstü çarpılır. 3P olur arkadaşlar. Araya artı koyuyorum. Çarpı var çünkü. Q kare ne olur? X üzeri Q dediğimiz için bir de karesini alırsak. X üzeri 2 Q. Böylece arkadaşlar artı 2 da neye eşit oldu? 20'ye. Taraf tarafa topladığımızda 4P eşittir. 24 P'nin derecesi 6'ymış. P'nin derecesi 6 ise Q kaç oluyor buradan yerine yazdığımızda? 1. O zaman px mesela px ne olsun arkadaşlar x üzeri 6 nasıl olsa derece istiyor benden. qx'e de arkadaşlar ne diyeyim derecesi 1 olduğu için direkt x üzeri 1'den x olsun q'da. O zaman ne oluyor bakın x üzeri 6 karesi olduğu için x kare bunun derecesi zaten ne olur? 6 olur arkadaşlar. Bu şekilde bakın polinomun derecesini x üzeri p x üzeri q yazarak bile buluyoruz. Şimdi Diğer kısımda artık arkadaşlar en önemli yere geleceğim. Bölme kısmı, kalan kısmı konunun gerçekten belki de bazen en çok zor anlaşılan yerlerden bir tanesi. Ki aslında buralarda bile biraz bazı gıcık yerler vardı. Orayı da iyi anlamak için böylece burayı böleyim. Hem dinlenmiş olursunuz hem biraz kendinize gelin buralardan sonra tekrar yapın. Artık bölme kısmına hazırız arkadaşlar. Orada görüşmek üzere.